Merhaba sevgili koçlar. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta yeni ay haftasındayız. Hafta sonuna doğru 1 Mart'ta Balık burcunda yeni bir ay doğacak. Yeni ay öncesi haftanın genel seyrine bir bakalım önce. Hafta başında 24 Şubat'ta ay Oğlak burcunda haftaya başlayacağız. Dolayısıyla hafta başında işiniz, kariyeriniz ve görevleriniz, sorumluluklarınız biraz daha öne çıkıyor. Ay Oğlak burcundayken özellikle 25 Şubat ve 26 Şubat'a biraz dikkat etmek gerekiyor. 25 Şubat'ta Ay Plüton ve Uranüs'le kare açı yapacak. Bu arada 26 Şubat'ta Jüpiter Uranüs karesi de kesinleşecek. Enerjimiz çok yoğun olabilir. Aynı anda birçok işle ilgilenmek isteyebiliriz. Çok kararlı, hırslı davranabiliriz. O Koç burcunun önce enerjisi çok yoğun görünüyor. Tabii ki önemli işler, girişimler için mücadele için verimlidir. Bu durumu olumlu olarak kullanabiliriz. Ancak bu üzerimizde biraz baskı hissedebileceğimiz ve ilişkilerde bazı zorlanmalar da olabileceğini işaret ediyor. Bu nedenle temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle Uranüs açısı, Plüton açısı, Ay ile yaptığı kontaklar enerjimizi kontrollü kullanmada zorlanabileceğimizi, bazı ani, beklenmedik durum ve tepkilerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. 26 Şubat sabah saatlerinde Ay-Mars kavuşumu, Ay-Mars karesi ve ardından Ay'ın boşluğa girmesi yine stresli ve gergin bir sabah olduğunu işaret ediyor. Özellikle kazalar, kronik sağlık sorunları ve ilişkilerde ani durumlar oluşabilir. Dikkatli olmalıyız. 26 Şubat öğleden sonra Ay Kova burcuna geçiş yapacak sevgili koçlar. Bu durum biraz daha rahat etkiler veriyor. 26 Şubat ve 27 Şubat'ta Kova burcunda ilerleyen ay sosyal konulara dikkat çekiyor. Toplumsal çalışmalar olabilir, bazı dernek vakıf çalışmaları olabilir veya arkadaş gruplarıyla bir arada olabiliriz. Özellikle enerjiler bizi destekleyecek. Bunun yanı sıra 28 Şubat'a bakıyoruz. 28 Şubat'ta 6 Şubat'tan bu yana retro hareketli olan Merkür'ün de düzeldiğini görüyoruz. 28 Şubat'ta Merkür ileri harekete dönecek. Bu ileri hareket 18 derece Kova burcunda başlayacak. 18 Mart'a kadar Merkür Kova burcunda ilerleyecek ve daha sonra Balık burcuna geçiş yapacak. Bu durumda özellikle sosyal hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde veya iş projelerinizde biraz daha hızlı gelişmelerin olabileceğini işaret ediyor. Retro dönemde bazı sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz veya bazı eski yarım kalmış konularla ilgilenmiş olabilirsiniz. Şimdi işler biraz daha hızlanacak. Artık sözleşme ve anlaşmaları daha rahat yapabilirsiniz sevgili koçlar. Evet, 28 Şubat'ta Ay Balık burcuna geçince artık yeni ay enerjileri devrede olacak. 1 Mart sabahı saat 10'da Güneş ve Ay Balık burcunun 10 derecesinde kavuşacak ve yeni ay doğacak. Balık burcu yeni ayıyla beraber 12. ev yeni ayı olduğu için bu yeni ayda özellikle bazı bağımlılıklarınızdan kurtulmak için kararlar verebilirsiniz. Zihinsel olarak bazı konulara konsantre olmanız zor olabilir. Ancak Jüpiter'in etkisi, özellikle 4. evinizdeki etkisi yakınlarınızın ve ailenizin size destek olabileceğini ve şanslı gelişmelerin olabileceğini de gösteriyor. Bazı gizli destekler alabilirsiniz bu yeni ayda. Ve evle ilgili, aileyle ilgili de güzel gelişmeler yine söz konusu olabilir. Bazı sorunlarınızın tedavisi için, sağlıkla ilgili güzel çalışmalar için size yardımcı olabilecek bazı kişilerle tanışmak için de bu yeni ay çok şanslı görünüyor. Size destek olacak bir dost olabilir, bir uzman olabilir, bir terapist olabilir, bir şifacı olabilir. Bu yeni ayda kendisiyle tanışmanız mümkün. Evet sevgili koçlar, yeni ayın etkilerini daha iyi anlamak için lütfen yükselen burcunuzu takip ediniz. Bunun yanı sıra hafta içerisinde günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.